Tenis başlıyor. Hazır mıyız arkadaş? Tamam, peki. Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İnanılmaz olaylar yaşıyoruz Türkiye'de üst üste. Ama öncelikle bir tanesine değinmek istiyorum. İyi Parti Genel Başkanı bir kez daha yurt gezisindeyken Sayın Meral Akşener bir saldırıya uğradı. Failleri benim için önemli değil. Onları kim bu saldırıya teşvik etti? Benim için önemli olan o. Bunu söyleyen Cumhurbaşkanı aynı şu ifadeleri kullandı. Dedi ki daha önceki saldırı sonrasında, dur bakalım başına daha senin neler gelecek dedi. Bu ne demektir? Bundan sonra başına gelecek olanlardan benim Tayyip Erdoğan olarak haberim var. Bu senin yaşadığın daha hiçbir şey değil, daha başına çok şey gelecek demektir. Geldi mi? Geldi. Bunu daha önceden kim söyledi? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Halkı kin ve nefret duygusuyla kışkırtarak yönlendiren kişi kimdir? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda hukuk karşısında, adalet karşısında suçlu mudur? Suçludur. Halkın ayrıştırılması, halka kin tohumlarının ekilmesi, muhalefet partilerine halkın saldırmasını kendi taraftarlarının, halkın değil, kendi taraftarlarının tutulmuş, satılmış insanların saldırmasını sağlayan kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Meral Akşener gibi muhalefette siyaset Millet İttifakı'nın içerisinde bulunan ve diğer muhalefet liderleri buna benzer saldırıları göğüslerler. Kendilerine de geçmiş olsun diyorum. Ama asıl Türkiye'nin hazmedemeyeceği böyle bir cumhurbaşkanına sahip olmaktır. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de pandemi süreci doğru yönetilmedi. Ekonomi bitti. Devlet, vatandaşın, esnafın, işçinin, üreticinin yanında hiç olamadı. İnsanlar çaresizlik ve yoksulluk içerisindeler. Sokağa çıktığımızda toplumun isyanını görüyoruz. Ancak iktidar sokağa çıkmadığı için bu isyanı göremiyor. Esnaf tükendi, işsizlik aldı başını gidiyor. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir kurumu olan TÜİK açıklama yapıyor. Üstelik de müjdeli bir açıklama. İşsizlik rakamları düştü, %0.6 oldu diyor. Bu yalana hiç kimse inanmaz Türkiye'de. TÜİK, Türkiye'nin değil, sarayın istatistiklerini açıklayan bir kurum haline dönüştü. Kendi itibarını da bize göre sıfırlamış bir kurum. Şu andan itibaren TÜİK'in verdiği veriler değil, milletimizin sokakta bize söylediklerini kale alarak hareket etmeliyiz. Herkes biliyor ki, hiçbir sayısal veriye gerek duymadan sokaktaki insanlarımız iş bulamıyor. Yoksulluk almış başını gidiyor. İnsanlar umutsuzluk içerisindeler. Ancak işsizlikle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi bütün çözümlerini bir rapor haline getirdi. Türkiye'de üretime yönelik, istihdama yönelik, ekonominin katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesiyle dış pazarda eşit rekabet koşullarının yaratılmasına varıncaya kadar bütün projesi açılır. Tek bir şey var. Sandık istiyoruz. Önümüze sandık gelsin diyoruz. O zaman millet iradesini hayata geçireceğiz. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de bir göçmen ve sığınmacı sorunu var. Bunlar mülteci değiller. Geçici sığınmacı statüsünde olan kişiler. Böyle bir sorun yokmuş gibi davranmak bu sorunu çözmüyor. Soruyorum, gerçekten bu iktidarın bir göçmen politikası var mı?
Cumhuriyetin kuruluşundan yani 1923'ten 2011'e kadar sadece 2 milyon kişi Türkiye'ye göç etmiş ya da mülteci olarak gelmiş. 2 milyon diyorum, özür dilerim. Evet 2 milyon kişi gelmiş mülteci olarak. Şimdi 88 yılda 2 milyon kişi. Peki 6 yılda Türkiye'ye ne kadar mülteci ve sığınmacı gelmiş? 4 milyon. 88 yılda 2 milyon, 6 yılda 4 milyon. Böyle bir politikasızlık olur mu? Türkiye böyle bir çaresizliğe terk edilebilir mi? Bakın bazı illerin değişen yapısını ben sizlere rakamsal olarak vereyim. Şu anda Kilis'in %82'si Suriyeli. Kilis'in %82'si Suriyeli. Hatay'ın %27'si, Şanlıurfa'nın %22'si, Gaziantep'in %21'i, Mersin ve Adana'nın %11'i Suriyeli. Sadece İstanbul'da 560 bin Suriyeli yaşıyor. Bu nedir? Bu tam bir politikasızlıktır. Gelen insanlar sayı değil. Bunların hepsi can. Eğitimi var, sağlığı var, yerleşim alanlarının sorunu var, istihdam meselesi var. 8 yıllık geçici sığınma statüsü gerçekten olur mu? Bunca 4 milyon kişi bu statü altında Türkiye'de var edilebilir mi? Suriyelilerle ilgili sorunları yaşıyorken ve kendi ülkemizde bunca işsizlik, açlık, yoksulluk varken bir de Afganlarla ilgili bir göç başlatıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla Recep Tayyip Erdoğan Biden'ın karşısına oturdu. Dışişleri Bakanlığı'ndan herhangi kimse var mı? Yok. Büyükelçi var mı? Yok. Pekala Dışişleri Bakanlığı'nın tercümanı mı Tayyip Erdoğan'a eşlik ediyor? Hayır. Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi bir tercümanı Biden ve kendisi. Peki ondan sonra ne oluyor? Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapıyor. Afganistan'da biz havaalanını korumak için askerlerimizi orada tutabiliriz diyor. Taliban istiyor mu? Hayır. Orada böyle bir anlaşma var mı? Hayır. Peki Afganlı gençler nereye gidiyorlar? Türkiye'ye. Peki Türk gençleri neden orada ölmeye giderken Afganlı gençler burada yaşamaya geliyorlar? Nasıl bir kirli pazarlıktır bu? Nasıl bir yaklaşımdır bu? Kendi çocuklarımızın üzerinden nasıl bir pazarlık içerisindesin Biden'la sen, kendin ve özel tercümanınla beraber orada Türkiye'nin geleceğiyle ilgili, çocuklarıyla ilgili bir pazarlık yapıyorsun. Bütün bunlarla ilgili bizim bir politikamızın olması gerekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin böyle bir politikası var. OBİT'i kuracağız. Diğer komşu ülkelerimizdeki istikrarın sağlanması için politik olarak Türkiye'nin yapması gereken her şeyi yapacağız. Türkiye'deki sığınmacıların ilk önce bir programa bağlanarak, ondan sonra da geldikleri ülkelerle irtibata geçerek, hem onların can güvenliğinin sağlanması hem de insanca yaşamları garanti altına alındıktan sonra herkesin kendi ülkesinde özgürlük ve refah içerisinde yaşaması için bir politikayı derhal gündeme sokacağız. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi hazır. Ne gerekiyor? Gereken tek şey millet iradesi. Yani erken seçim. Bir an önce sandık diyoruz. Değerli arkadaşlar, çok ilginç bir Orman Bakanı yangın döneminde Türkiye tarafından gerçek yüzüyle tanınmış oldu. Orman Bakanı Pakdemirli dün Marmaris'te çok sayıda görevlendirilmeyen yangın uçakları olduğunu söyledi. Şimdi ben tarih onun söylediklerini ifade ediyorum. 30 Temmuz 2021 Cuma günü Orman Bakanı Pakdemirli, envanterimizde yangın söndürme uçağımız ve helikopterimiz yoktur diyor. Peki bunu biz mi uyduruyoruz? Hayır. Bütün gazetecilerin huzurunda söylüyor. Basının huzurunda söylüyor.
Videoları, canlı videoları duruyor. Yani bunu söylemiş midir? Evet, söylemiştir. Envantere uçak alımı ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla çalışmalara başladık diyor. Değerli arkadaşlarım, hiç yangın söndürme uçağı yok. Ama Cumhurbaşkanı bir talimat vermiş. Kaç yıldan sonra? 20 yıldan sonra. Ne zamandan sonra? Ormanlarımız cayır cayır yandıktan sonra. Ne zaman için? Bundan sonrası için. Peki kendi 13 tane uçağından sadece bir tanesi satılsa, 50 tane yangın uçağı Türkiye alıyorken ve bunca can orada yanmamış olması gerekirken, kendisine de artı 12 uçak kalıyorken, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç yangın uçağının olmaması yüz kızartıcı değil mi? Evet. Peki bunu açıklayan kim? Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanı. Türkiye Cumhuriyeti'nin değil. Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanı diyor ki yangın uçağımız yok, bundan sonrası için benim Cumhurbaşkanım emir verdi diyor. Değerli arkadaşlar, aradan 48 saat geçiyor. Yani 1 Ağustos 2021 Pazar günü. Uçak olarak dünyada az bir filoya sahibiz. Allah kahretsin ya. Yalancı insanlar. Beceriksizler. Yüzsüzler. Gerçekten bu kadar samimiyetsizlik olur mu ya? Aradan 48 saat. 48 saat önce bir şey söylemiştin. 48 saat sonra ya nasıl bir yüze sahipsiniz ya? Nasıl bir vicdana sahipsiniz ya? Nasıl insansınız ya? Türkiye Cumhuriyeti en güçlü hava gücü filosuna sahiptir. Yangın söndürmeyle. Arkadaşlar ya, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. 48 saat arayla bu kadar net yalan söyleyen bir insan bakanlık yapabilir mi? Bırak bakanlığı, doğru ve namuslu insanlar böyle insanı kendi evine almaz. Misafir olarak almaz böyle bir insanı. Bu kişilikteki bir insanı. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Dün Marmaris'te yaptığı açıklama. Dün. Çok sayıda yangınlarda görevlendirilmeyen uçağımız olduğu için komşumuza yardımcı olmamız gerekiyor. Ya bizim bildiğimiz 3 tane uçak kiraladım. Onlar da zamanında müdahale edemediler. Daha sonra yardım uçakları geldi. Geldiydi gelmediydi derken ormanlarımız cayır cayır yandı senin beceriksizliğin yüzünden. Ormanlar çığlık çığlığa yandı senin beceriksizliğin ve iktidarın beceriksizliği yüzünden. Şimdi diyorsun ki kullanmadığımız o kadar çok yangın uçağı var ki Yunanistan'a ve başka ülkelere gönderecekmişsin. Ya Allah sizi ıslah etsin ya. Ne diyeyim ben size? Ve hala bu kişilere destek veren insanlara da sesleniyorum. Allah aşkına vicdanınızın sesini dinleyin. Aklın sesini dinleyin. Değerli arkadaşlar, sınava girenler AKP iktidarıyla Türkiye Cumhuriyeti'nde üniversite sınavlarına girenler AKP iktidarıyla eşit yaştalar. 18 yaşındalar. 18 yaşından geldiler. Tek gördükleri iktidar AKP iktidarı. 18 yıllık ömürlerinde 8 Milli Eğitim Bakanı değişti. En son Ziya Selçuk görevden ayrıldı. Göreve gelirken hedeflerini açıkladı mı Ziya Selçuk? Açıkladı. Peki görevden ayrılırken neden ayrıldığını açıkladı mı? Hayır, açıklamadı. Böyle bir şey olur mu? İstifa ediyorsun, teşekkür ederek istifa ediyorsun. Bakanlık umut tacirliği değil ki. İcraat makamı bakanlık. Sen orada insanlara umut aşılayacaksın. Sana güvenecekler. İnsanlar bu namusludur, dürüsttür, iyi ki bakan olmuş diyecekler.
Ne güzel şeyler açıkladılar diyecekler. Ayrılıp gideceksin. Cumhurbaşkanına teşekkür edeceksin. Başka çıt yok. Peki niye istifa ettin kardeşim? Eğitim sistemini mi düzeltemedin? Düzeltemedin de kime rağmen düzeltemedin? Öğretmenlerle ilgili alınması gereken tedbirleri alamadın mı? Kadroları oluşturamadın mı? Kim yüzünden oluşturamadın da istifa etti? Söylesene, Türkiye'nin cesur insanlara ihtiyacı var. Namuslu insanlara ihtiyacı var. Dürüst insanlara ihtiyacı var. Kapalı kapılar ardında kendi hayatını garanti altına almak için Türkiye Cumhuriyeti'nin bakana da cumhurbaşkanına da ihtiyacı yok. Böyle bir yaklaşım olabilir mi? Erdoğan daha bir yıl önce eğitimde başarılı olamadık dedi. Bir yılda ne yaptınız şimdi ben soruyorum. Başarılı olamadığınız konularla ilgili bir iyileştirme mi yaptınız? Hayır. Bunu dün açıkladılar. Barajları düşürmüşler. Eğitimde nitelik arıyoruz, nitelik. Eğitimde kalite arıyoruz. Çocuklarımızın dünyanın her yerinde, gittikleri yerde başları dik olarak, evet ben seninle çalışmak istiyorum sözüyle karşılaşmalarını istiyoruz. Yazıktır arkadaşlar. Böyle bir anlayış Türkiye Cumhuriyeti'ni yok ediyor. İşte tüm bunlarla ilgili, eğitimle ilgili. Bütün hazırlıklarımız tamam. Ne yapacağımızı biliyoruz. Göreve geldiğimiz ilk 100 günde ne yapacağımızı biliyoruz. İlk bir yılda ne yapacağımızı biliyoruz. Ama şu anda ne yapacağını bilmeyen, ekonomiyi ve Türkiye'yi yönetemeyen, yalan söyleyen, istikrarsız, beceriksiz bir iktidarla karşı karşıyayız. İhtiyacımız olan milletin iradesi sandıklar. Biz Türkiye'yi Millet İttifakı'yla birlikte yönetmeye hazırız. Türkiye daha fazla sıkıntı yaşamamalı. Bunun için erken seçim değil, derhal seçim diyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ederim.